Ne hemen konuşuyorsun? Ne yapayım be? Yoksa iş bize kalacaktı. İfade verip çıkacağız, korkmayın. Şşş! Oğul! Hadi konuşmayın aranızda. Geçin şöyle. Ne yaptınız orada? Abi, ifadeye kaldı işimiz. Arkadaşları sorguladın alın, hadi. Bay Bars'ın o gece ve sabahında uyuşturucu kullandığını teyit ettiler. Dosyaya tanık ifadesi de eklendi. Yetmez. Daha sağlam delillerle ilerlememiz gerek. Öyle bir dosya hazırlamak lazım ki ilk duruşmada tutuklansınlar yani. Evet. Aynen öyle. Hadi bakalım çalışmaya devam. Yazılı ifadeleri alın bana getirin. Tamam abi. Rıza'nın ekibi durmuyor. Ne oldu? Senin oğlanı kaçırmamız lazım. Fena sıkıştıracaklar. Başka çaremiz kalmadı. İyi de nasıl yapacağız Ünal? Ben ayarlayacağım onu. Sen benden haber bekle. Madem çok istiyorsunuz Asude Hanım, oğlunuzu Avrupa'ya kaçıralım. Söyleyin bakalım. Ne kadar paranız var? Ne kadar gerekiyorsa o kadar. Bu işler pahalıya patlar. Plan yapacağız. Denizi, karası, havası, bunların hepsi ayrı ayrı kalem. Hepsinin bir maliyeti var. Bir orta yolunu buluruz. Herkes memnun çıkar bu işten. Siz oğlumu ülkeden çıkarın da karşılığını fazlasıyla alacaksınız, merak etmeyin. Anlaştık mı? Canlıyı gördüğüm an anlaşırız. Sen dur. Önce parayı alalım. Saymama gerek var mı Asude Hanım? Ayıp ediyorsun Asım. Sıra emanette. Oğlum, bu adamların dediklerini harfiyen yap. En kısa zamanda ülke dışına çıkaracaklar seni, merak etme. Tamam. Ne istiyorsanız verdim. Emanetinize sahip çıkın siz de. Sen rahat ol annesi, bizde. Peki, dayak yüzünden mi şikayetçi olmak istiyorsun? Hayır müdürüm. Vazgeçmedim ama sonra bir amir geldi. Asayiş şube müdürü olarak. Olaya el koyduğunu söyledi. Kim o? Ünal. Beni alıp buraya getirdi. Geç şöyle geç. Lan oğlum sen neyin peşindesin? Abimi öldürenlerin yargılanmasını istiyorum. Ha bir tek sen istedin yani. Abinin karısı çocukları yok mu oğlum senin? Hiç mi onları düşünmüyorsun sen? Onları düşündüğüm için istiyorum zaten. Saçma sapan konuşma. Şikayet dilekçe nasıl yok İsmail? Ne yapıyorsunuz müdürüm? Daha fazla uzadım. Evine gidiyorsun. Asude'nin sana gönderdi parayı. Afiyet harcıyorsun. Siz ne diyorsunuz ya? Aklını kullan lan biraz. Kimse bir inşaat işçisi için bu kadar para vermez oğlum. Al paranı, aileni kurtar, salaklık yapma. Peki aynen bunları mı söyledin? Evet müdürüm. Korktum. Biri zengin, gücüm yetmese de uğraşırım. Amine nasıl gücüm yetsin? Şimdi ne oldu? Tekrar mı geldi Ünal sana? Hayır. Asude ve oğlunu televizyonda gördüm. Gencecik kızın ölümüne sebep olmuşlar. Abimin fotoğrafına bile bakamıyorum müdürüm. Bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum. Sen doğru olanı yaptın İsmail. Bunlar... Çok ciddi iddialı. İnceleyeceğimizden emin olabilirsin, tamam mı? Sağ olun müdürüm. Tek istediğim adalet yerini bulsun. Tamam İsmail. İzin de baba. Gel İsmail. Siz o dönem birlikte çalışıyordunuz Ünal'la. Tarihler onu gösteriyor. Ünal, Asude lehine soruşturmayı engellemiş. Ve muhtemel bir işçi cinayetini örtbas etmiş. Aynı şekilde... Bay Bars'ı da kurtarmak için elinden geleni yaptı. İşçi meselesini bilmiyordum müdürüm. Bana hiç bahsetmemişti. Görmedim de öyle bir dosya. Peki. Ama şimdi iyi düşün. Benzeri başka bir olay oldu mu? Yani düşünüyorum da hatırlamıyorum. Olmadı. Ama olmuşsa ve benden saklamışsa bilemem. Peki sen hiç Ünal'dan şüphelenmedin mi? Hayır müdürüm. Çalıştığım süre zarfında şüphelenmedim. Bak iyi düşün. Ünal bazı hareketleriyle şüphe çekebilecek bir adam.
Yani illaki bir şey olmuştur. Olsa söylerdim müdürüm. Gerçekten olmadı. Anladım. Bunun için de benden şüphelenmezsiniz. Değil mi müdürüm? Hayır aslanım. Sana güvenimiz tam. Ama haklısınız. Bu dosyayı benden sakladıysa birçok şeyi saklamış olabilir. Ünal, artık mide bulandırmaya başladı Kadir. Anlıyorsun değil mi? İyi. Oo, Kadir Bey, siz uğrar mıydınız buralara? Bir şey sormam lazım. Doldurdular, seni yolladılar demek. Sor bakalım. Asude'nin oğlu Bay Bars. Sor, sor. Paket halinde sor oğlum. Böyle tek tek gelme. Toptan gel. İşçi İsmail ve abisi. O meseleyi de benden saklamışsın. Bitti mi? Başka bilmediğim şeyler de var demek ki. Benden sakladığına göre onları da anlatabilirsin. Sen kimsin de bana hesap soruyorsun lan? Ben hesap sormuyorum, soru soruyorum. He. Eğer görevi kötüye kullandıysan yarın sana hesap sorarlar. Kralınız gelsin oğlum. Ne gerekiyorsa onu yaptım. O İsmail Sala dava sen olacaktı lan. Koskoca holdinge dizmiş yoktüracaktı o fukara. He. Yani yargı makamı da oldunuz Ünal amir. Biz insanlık yaptık oğlum, akıl verdik. Ben suçlu peşinde koşarken amirim de suçluları örtbas ediyormuş. Vay be. Bak bir de iftira atıyor ya. Karşında amirim var lan amirin. Haddini bil oğlum haddini. Ben haddimi de biliyorum, polisliği de. Bir tek seni çözemedim. Ama ona da az kaldı. 45-44'ten bütün birimlere. Neredesin lan? Bağladınız beni buraya. Ne oluyor lan? Müdürüm, intihar girişiminde bulunan bir gençle ilgili anons geldi. Eşkal Bay Bars'a uyuyor. Hüsnü, Kadir. Hemen Rıza baba. Hadi aslanım hadi. Bay Bars! Hatırladın mı bizi? Ulan Sadullah. Ulan Sadullah. Yaktın bizi yine Sadullah. Hatırladın mı bizi? Aa, siz kulüpteki korumalar değil misiniz ya? Evet. Aynen öyle. Aynen, aynen onlarız kardeşim. Şimdi gel oradan aşağı in konuşalım. Konuşamam. Sen niye buraya geldin? Nereden aklına geldi burası? Annemden kaçtım. Niye? Kötü bir şey mi yaptı sana? Siz benim annemi bilmezsiniz. Çok zengin. Parayla her şeyi çözer. Neyi çözemedi de kaçtın? Parayla her şeyi aldı. Yetmedi. Sonra beni de parayla sattı. Kime sattı seni? Güya beni denize sokacaklar. Günlerdir bekliyorum. Kimse gelmedi. Sus, konuşma artık, konuşma. Bay Bars, kime sattı seni? Nerede bekliyordu? Çok para verdi. O bıyıklı adam. Kime dedin? Bıyıklı adam dedin. Bay Bars. O kim Bay Bars? Biraz burada bekle dediler. Dediğimizi yap, seni götüreceğiz dedi. Kim dedi Bay Bars, kim? Bıyıklı adam kim?